Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle şöyle yine çok şık bir kare motif yapacağız. Esmes Winter Cottage bu motifin ismi. Şimdi bunun için ne kullanacağım? 3 farklı ip kullanacağım. Biri beyaz olmak üzere. Diğer ikisi sizin zevkinize kalmış. Ben şöyle yeşil ve pembe kullanacağım bu sefer. 3,5 milimetrelik tığım var ve bir de makasım ve iğnem var tabii ki. Siz de hazırsanız hemen malzemeleriniz hazırsa aşağıdaki abone ol butonuna basın ve başlayalım. Başlarken ben sihirli halka yapacağım. Nasıl yapacağım? Şöyle aldım. Böyle de attım. Şöyle tuttum ipimi. Buradan aldım ipi. Tekrar böyle alıp buradan geçirdim. Hemen iki zincir çekiyorum. Ve bu boşluğa önce bir trabzan. Sonra da üçlü trabzan yapıyorum. İki kere doladım. İki zincir çektim. Ve tekrar önce üçlü trabzan. Sonra ikili trabzan. Sonra da yarım trabzan yapacağım. İpimi aldım, battım. Hepsini birlikte geçirdim. 4 tane bundan yapacağız ama yarım trabzanlarımız sadece bir sefer olacak. Hemen trabzanla başlıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Üçlü trabzan. İkili trabzan. Ve yarım. Bu şekilde tamamını yapacağım ben. 4 set dediğim gibi. Bittiğimizde, bittiği noktada buluşalım. Burayı bitirdim. En son ikili trabzanımı yaptım ve bu yarım trabzanın üstünden, daha doğrusu iki zincirimizin üstünden battım ve bağladım. Hemen ipimi kesiyorum. Diğer ipime geçeceğim. Başlangıç ilmeği yapıyorum. İpimi parmağımın etrafında doladım. Bunu böyle attım. Bunu da şu şekilde üstünden geçirip çektim. Siz doğrudan ipinizi bağlayıp başlayabilirsiniz. Şuraya bağlayın. 3 zincir çekin. Bunu bir trabzan sayarak başlayabilirsiniz. Ama ben dik trabzan yapacağım. İpimi doladım. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Battım buraya. Ve şöyle iki seferde çıkartarak bir dik trabzan yaptım. Hemen 4 zincir çekiyorum. Ve ipimi alıp aynı yere batıp bir trabzan daha yapıyorum. Burası bizim ilk köşemiz. İpi bu sefer iki kere doluyorum. Bu iki taneyi geçiyorum. Ve şurası yarım trabzanımızın olduğu yer. Buraya batacağım. Bir üçlü trabzan yapacağım. 3 zincir çekiyorum. 2 kere dolayıp aynı noktaya batarak bir tane daha üçlü trabzan yaptım.
Hemen ipimi aldım. Buraya battım. Bir trabzan. Dört zincir ve bir trabzan daha. Bu şekilde bütün köşelerimi oluşturacağım. İki kere doladım. Bakın bir, iki atladım. Yarım trabzanın gözüne batıyorum. Üç zincir çekiyorum. Ve aynı yere batarak bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tamamını bu şekilde yapacağım ve buraya geldiğimde de şuradan birleştireceğim. Görüyorsunuz burası bu trabzanın gözü. Buradan birleştireceğim. Tekrar başladığım noktaya geldim. Buradan batıyorum. İpimi alıp doğrudan geçiriyorum. Bunu kestim. Ve şimdi tekrar yeşil ipimi alarak herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Köşe neresi? Şurası. Şöyle ben şuradan başlayayım. İpimi başlangıç ilme yaptım. İpimi aldım. Buraya bir dik sık iğne yaptım. Hemen yanına iki tane daha sık iğne yapıyorum. Pardon. Bu ikinci, üçüncü. Şimdi ipimi iki kere doladım. Üçlü trabzan, üç tane üçlü trabzanı birlikte çalışacağım. Ama nereye? Şuraya. Bir alt sıraya. Buradan böyle batıyorum. İpimi aldım. Bir, iki kere çıkardım, bıraktım. Bir daha iki kere doladım. Aynı yerden batıyorum. İki kere çıkarttım, bıraktım. Ve iki kere doladım. Aynı yere. Beyaz almamaya dikkat edin arkadaki. İki kere doladım, çıkardım. Bir ip alıp hepsini birlikte çıkarıyorum. Hemen buraya döndüm, şuraya. 1, 2 ve 3 tane sık iğnemi yaptım. 2 zincir çekiyorum. İpimi 3 kere doladım. 3'ü trabzan yapacağım yine. Nereye yapacağım? Buraya. Bir alttaki sırada yaptığım aynı noktaya. Battım buradan. İpimi aldım. 1, 2, 3 seferde çıkartıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 kere doladım. Aynı noktaya battım. Şöyle göstereyim. Ve 1, 2, 3 seferde çıkardım. Tekrar 2 zincir çektim. Buraya geldim. Köşeye aynı şeyi yapacağım. 1, 2, 3 tane sık iğne. 2 kere doladım. Buraya 2 kere çıkarıyorum. Bir daha. Bir daha. Tam 4 tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Ve tekrar aynı noktaya hemen 3 sık iğne daha yapıyorum. Bu sırayı tamamen bu şekilde yapacağız. Tekrar 2 zincir çekeceksiniz. Buraya 3'lü trabzan, 2 zincir, 3'lü trabzan. Tekrar 2 zincir çekip buraya köşeyi yapacaksınız. Tamamını yapalım ve buluşalım. Bu sırayı da bitirdim ve biraz önce bir önceki sırada gösterdiğim şekilde bağladım.
Şimdi köşeden başlayacağız. Köşede bu şey yapmıştık ya. Üçlü trabzanları birlikte almıştık. Onun gözüne battım. Ve bir tane dik sık iğne yaptım. İki zincir çektim. Ve tekrar aynı noktaya batarak bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu da benim şeyim oluyor. Köşem oluyor tekrar. Şimdi bir trabzan yapacağım. Nereye? Şu alttaki beyaza. Bunun altından geçtim. Trabzanımı yaptım. Hemen şurada 3 tane sık iğne vardı. Görüyorsunuz. İlkini atlıyorum. İkincisine bir sık iğne ve üçüncüye tekrar bir sık iğne. Doladım. Bu sefer bunu aldım. Bir trabzan. İki zincir çekiyorum. Buraya geldim. Buraya bir fıstık yapacağım. Ama nereye yapacağım? Şu arkada daha önce çekmiş olduğum 3 zincirdi yanlış hatırlamıyorsam beyaz. Bunu yapacağım. İpimi doladım. Buraya battım. 1. Doladım. Battım. Yeşili almamaya dikkat edin. 2. Doladım. Battım. 3. Tekrar. Bu da 4. İpimi aldım. Hepsinden birlikte şöyle çıkardım. Bir tane de zincir çekip burayı sağlamlaştırıyorum. Ve tekrar iki tane zincir çekiyorum. Hemen buraya şöyle bir trabzan, üstten trabzan. Şurada 3 tane sık iğnem vardı. Birincisine batıyorum. İkincisine batıyorum. Ve toplam 2 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü kalıyor. Onun yerine bu trabzanı yapacağım. Ve hemen bu şeyin gözüne batıyorum. Üçlü şey. Köşeye yani. İki zincir çektim tekrar. Aynı noktaya batıp bir sık iğne daha yaparak köşemi yapmış oluyorum. Biraz karışık gibi göründü ama değil. Elinize alışınca yapacak. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. Ve köşeden başlayacağım. Köşeye battım. Bir tane dik sık iğne yaptım. İki zincir çektim. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Buradan itibaren 5 tane sık iğne yapacağım. İlkini kaçırmayın. Bu 1, 2, 3, 4, sonuncu da buraya 5. İki zincir boşluğumuza geldik. Buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi bunun etrafından şöyle tığımı geçireceğim şu altından. Buradan çıkarıp bir sık iğne yapacağım. Ve buraya bu iki zincir boşluğuna bir sık iğne yapacağım. Ve hemen devam edip tekrar 5 sık iğne. Köşeye geldim. Bu iki zincir boşluğuna bir sık iğne, iki zincir ve bir sık iğne. Gördüğünüz gibi bu sıra oldukça basit.
Siz de bu şekilde yapın bu sırayı. Şuradan yine bağlayın ve bir sonraki sıra için buluşalım. Bu sırayı da bitirdim. Şimdi tekrar beyaz ipimize geçiyoruz. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. İki zincir boşluğuna battım. Bir sık iğne yaptım. Tekrar iki zincir yaptım. Aynı yere batıp bir sık iğne daha yaparak köşemi tamamlıyorum. Hemen şu ilk göze atlıyorum. İlk sık iğneyi atlıyorum. İkinciden itibaren 5 tane sık iğne yapıyorum. Dört ve beş. Şimdi burayı yine önden alacağız ve trabzan yapacağız. İpimi aldım ve buraya bir ön trabzan yaptım. Hemen şu arkasındaki şu sık iğneyi geçiyorum. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Burayı da tekrar ön trabzanla yapıyorum. Ve tekrar arkadaki sık iğneyi geçiyorum. Ve 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu da 5. Köşeye geldim. Köşeye bir sık iğne, iki zincir ve bir sık iğne yaptım. Bu köşeyi de bu şekilde yapacağız. İlk iğne atlamayı unutmayın. 5 sık iğne, bir ön trabzan, 2 sık iğne, bir ön trabzan daha ve tekrar 5 sık iğne. Bu şekilde tamamlayalım ve görüşelim. Bu sırayı da bitirdikten sonra artık diğer ipimize geçiyoruz. Yani üçüncü ipimize geçiyoruz. Tabii siz kendi kafanıza göre aslında renkleri değiştirebilirsiniz. Böyle yapmak zorunda da değilsiniz. Şimdi bir dik yarım trabzan yapacağım. Hemen yine köşeden başlıyorum. Bir seferde çıkardım hepsini. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Ve aynı boşluğa iki yarım trabzan daha yapıyorum. Şimdi artık farklı bir şey yapacağız. Şu sık iğnenin arkasından battığım ve tekrar arkaya çıktım. İpimi aldım böyle ve bir arka trabzan yaptım. Bir daha yapıyorum. Buradan batıyorum. Buradan çıkıyorum. Ve trabzanımı tamamlıyorum. Şöyle. Bu şekilde bütün sıra boyunca trabzanlarımı yapıyorum. Burada trabzanımız vardı. Bunun da arkasında aynı şekilde yapıyorum. Bakın şöyle dikiş izi gibi bir iz oluyor. Bir alttaki şeyin sık iğnenin gözleri böyle bir şey yaratıyor. Bunu daha önce trabzanın üstünden çok yapmıştık. Başka modellerde. Herhalde ki sık iğnenin üzerinden ilk defa yapıyoruz. Çok güzel bir görüntü oldu. Devam ediyorum.
Ve bu da sonuncu. Hemen iki zincir boşluğuna iki yarım trabzan, iki zincir ve iki yarım trabzan daha. Şuradan sayalım bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane trabzanınız olacak bir köşede. Tamamını bu şekilde yapalım. Bir sonraki sırada görüşelim. Başa dönüp bağladım başladığım yere. Şimdi şu iki zincir boşluğuna geçeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şu gözden battım, ipimi aldım. Doğrudan geçirdim içinden. Bir kere daha battım. Doğrudan geçirdim. Hemen 3 zincir çektim. Bu benim birinci trabzanım oldu. Ve aynı noktaya batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve 2 trabzan yapıyorum. Şimdi bu ilkini atlıyoruz. İlk yarım trabzanımızı. İkinciye batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Üçüncüye de tekrar trabzan yapacağız ama sadece şu arka ipine. Battım. Ve bir tane trabzanımı yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi 1, 2, 3 trabzan oldu. Bir arka ipten yapılan trabzan. Tekrar 1, 2, 3 trabzanım oldu. Ve bir tane de arkadan yapılan trabzan. Tekrar hemen 3 trabzanımı yapıyorum. Üçüncü ve tek bir arka, üç trabzan, bir arka, üç trabzan. Ve burada iki trabzanım kaldı. Birine arkadan batıyorum. Diğerini normal yapıyorum. Ve iki trabzan daha yapıyorum. Şu boşluğa iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya iki trabzan yaparak köşemi yapmış oluyorum. Şöyle burada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane arkadan trabzanım oldu. Bu şekilde yapın, görüşelim. Bu sırayı da bitirdim ve şuradaki şu 3 zincirin üzerinden göreceğiniz gibi bağladım. Şimdi herhangi bir köşenin 2 trabzan öncesinden başlıyoruz. Yani şurada. Beyaz ipimi aldım. Zikzaklarımızı yapacağız. Şöyle göstereyim. Şuradaki şu zikzakların alt kısmını yapacağız şimdi. Buraya batıyorum. Ve bir tane sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. Burayı atlıyorum. Burayı da atlıyorum. Bunu da atlıyorum. Ve ikinci trabzanın gözüne batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir çektim. Şurada
Trabzanımızın ön ipini bırakmıştık hatırlıyorsanız. Bu bizim işaretimiz. Bu trabzana çalışacağız. Altından battım, buradan çıktım. Şöyle ipimi aldım ve doğrudan geçireceğim buradan. Şöyle. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve şuradan sayıyorum. 1 2 3 trabzan atladım. 4.'ye battım. Bir sık iğnemi yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Şurada görüyorsunuz trabzanımız. Battım, ipimi aldım. Doğrudan geçirdim. Ve tekrar 3 zincir çektim. 1 2 3'ü geçiyorum. 4.'ye batıyorum. Şöyle göstereyim. Zor değil kesinlikle. Hani gözünüz korkmasın. Üç zincir çektim tekrar. Bu trabzanın şöyle altından battım, buradan çıktım. Bağladım. 3 zincir çektim. 3 atladım, 4.'ye bağladım. 3 zincir bağladım. 3 zincir, 1 2 3 4. Son kez yapacağım bu süreci. Ve tekrar 3 zincir, 1 2 3 4. buraya denk geliyor. Bunu da yaptım. Şöyle tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bir trabzanım kaldı. 3 zincir çektim. Burayı atladım komple. İlk trabzanı da atladım. Buraya battım. Ve aynı burada yaptığım gibi diğer köşeleri de yapıyorum. Dönüyorum. Burayı da bitirdim. Tekrar şu zeminde kullandığım rengi aldım. Köşeden başlayacağım. Şu beyazı şöyle 3 zinciri geriye atıyorum. Bunu daha sonra kullanacağız tekrar. Şöyle battım. İpimi dolayıp battım. Ve bir dik yarım trabzan yapıyorum. Buraya bağlayıp doğrudan 2 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Hemen ikincisini yaptım. 2 zincir çektim. Ve aynı noktaya 2 tane daha yapıyorum. Şimdi bu ilk trabzan gözünden bir tane yarım trabzanımı yaptım. Şurada bir sık iğnemiz vardı. Bu ilkini atlıyoruz ama sadece bunu atlayacağız. Bütün sıra boyunca. Onu gözden kaçırmayın diye şimdiden söylüyorum. Hemen bir sonrakine geçiyorum. 3 tane yarım trabzanımı yapıyorum. Buraya artık atlamayacağız. Ne yapacağız? Şöyle altından geçirdim tığımı. İpimi aldım ve bir tane sık iğne yaptım. Hemen bir sonrakine geçtim. 1 2 ve 3 tane
Yaptım yarım trabzanımı. Bunu tekrar altından böyle geçerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde 3 yarım trabzan, bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Bir, iki, üç ve bu da sonuncu. Bunu geriye atıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi bir tane trabzanımız kaldı. Onu yapacağız. Yarım trabzanımı yaptım. Hemen boşluğa iki yarım trabzan, iki zincir ve iki yarım trabzan daha yaparak diğer kenara da aynı işlemi uyguluyorum. Dediğim gibi şu ilkinden başlıyorsunuz. Bunu atlıyorsunuz. Geri kalanı atlamadan bu kenarda nasıl yaptıysak öyle yapıyorsunuz. Bu sırayı bitirdim ve başladığım yerden bağladım. Hemen şöyle bir ve iki seferde boşluğuma geçiyorum. İki zincir çekiyorum. Ve tüm sıra boyunca yarım trabzanlar yapacağım. Köşeye bu ikinci oldu. İki zincir ve iki tane yarım trabzan. İlkini atlıyorum ve devam ediyorum. Bunu atladım. Bitirdiğiniz zaman toplam şu köşedekilerle beraber, yani köşenin şuradan itibaren 29 tane yarım trabzanınız olacak. Umarım şimdiye kadar rahat rahat yapabilmişsinizdir motifi. Gerçekten çok güzel bir motif. Yapması zevkli. Bu ipim de amma çok dolandı. Bir yandan da saklamaya çalışıyorum. Ben aslında çok fazla ip kesilen motifleri sevmiyorum. Seviyorum desem yalan olur. Ama bu işte Tropical Delight. Tropicas. Türkçe ismi de çok fena. Ondan sonra Şarlatan Rüyası vardı daha önce yaptığımız. Bu tarz böyle çok hoş gerçekten zeka pırıltıları fışkıran motifler çok güzel oluyor. Değiyor yani o ipi kestiğinize, bağladığınıza, sakladığınıza değiyor. Bu şekilde sonuna kadar gideceğim. Köşeye geldim. İki yarım trabzan, iki zincir ve iki yarım trabzan. Sayalım bakalım. Şimdi benimki eksik çıkıyormuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 29. Tada! Doğru çıktı. Bu şekilde bütün köşeleri yapacağız ve görüşeceğiz. Bu sırayı da bitirdim ve tekrar beyaz ipimi aldım. Şöyle yapacağım. Şimdi şuradan köşeden itibaren 1, 2, 3, 4, bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu da 8. 8.'ye battım. İpimi aldım ve buradan geçirdim. Şimdi bunlara
şey şeklini vereceğiz. Elmas. Ya da ne diyorlar bizde? Bal köpüğü mü? Her neyse. Şimdi ipimi iki kere doladım. Üçlü trabzan yapacağım buraya. İsterseniz şöyle bunun altından girip buradan çıkarak böyle yapabilirsiniz. İsterseniz de burada atlamıştık ya. Doğrudan şuradan bunu battığımız yer görünüyor. Oraya yapabilirsiniz. Şöyle. Battım. Daha kolay yapayım diye işimi çevirdim. Aldım. Bir, iki ve üç seferde çıkardım. Bir, iki, üç zincir çektim. Hemen bunun altından böyle girerek alıp bağladım. Bir, iki, üç zincir çektim. Şimdi ben burada biraz zorlanıyormuş gibi görünüyorum size ama tam önümde kamera duruyor. O yüzden hareket alanım da çok sınırlı. Bir yandan da kadrajdan çıkmamaya çalışıyorum. Yani siz elinizle bunu yaparken rahat bir şekilde yapacaksınız. Merak etmeyin. 1, 2, 3 atladım. Dördüncüye sık iğne. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve buradan böyle girip bağladım. Tekrar 3 zincir çektim. 1, 2, 3 bağladım. 3 zincir. Üç zincir. Sihirli sayımız 3 burada. Üç zincir bağladım ve tekrar üç zincir çektim, yukarıya çıktım. Şimdi buraya bağlamadan önce şu ucunu da yapacağız. Burayı birlikte bağlayacağız buraya. İki kere ipimi doladım. Hemen bunun etrafından böyle batıyorum. Bir, iki, üç seferde çıkardım. Şimdi bunu 1, 2, 3, dördüncüye sık iğneyle bağladım. Ve şeklimiz oluşmuş oldu. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Arkada şöyle 3 zincirimiz vardı. Battım. Bağladım. Sık iğnene de bağlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. 4 zincir çektim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar buradan aşağıya inerek sonra da buradan devam ederek aynı şekilde yapacağım. Siz de eğer zorlanacaksanız tekrar başa alabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Bu sırayı da tamamlayalım. Görüşelim. Bu sırayı da bitirdim. Şuradan bağladım. Şunu yapmama gerek var mıydı bilmiyorum aslında. Simetrik olsun diye yaptım. Şurada da bırakabilirdim yani. Ya da şuraya bağlayıp bırakabilirdim. Ama ben yaptım. Şimdi yine herhangi bir köşeden başlayacağız. Pembe ipimi aldım. Ve bir dik yarım trabzanla başlıyorum. Hemen yanına bir yarım trabzan daha yapıyorum. İki zincir çektim. İki tane daha yapıyorum aynı yere. İlk trabzanı atlıyorum. İlk derken sakın ha şunu atlamayın. Yani şunun şurada gözü var. Şurada trabzanın gözü önde. Bunu atlıyorum. Buraya batıyorum. Ve bir,
2 3 4 5 ve şurada saklanmış 6. trabzanın üstüne yarım trabzanın üstüne yarım trabzanımı yapıyorum. Hemen şöyle alttan battım ve bir sık iğne yaptım. Bir önceki altta sırada yaptığımızın aynısı. Ve buraya da tekrar 1 2 3 tane yarım trabzan. Bir sık iğne. 3 yarım trabzan. 1 sık iğne. Bu şekilde sonuna kadar gideceğim. Şuradan 1 2 ve 3 bundan da böyle bir sık iğnemi yaptım. Bakıyorum 1 2 3 4 5 tane yarım trabzanım kalmış. Onları yapıyorum. 2 3 4 5 ve 2 tane de boşluğa. Bakalım. Şöyle modelimiz ortaya çıktı. 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 26 28 30 32 tane ilmeğimiz olacak sonunda. Size bu şekilde tamamlayın. Şimdi iki zincir çekip tekrar bir iki yarım trabzan daha yapacağım. Devam edeceğim. Tamamlayın ve görüşelim. Bu sırayı da bitirdim. Başladığım yerden bağlayarak hemen tekrar beyaz ipimi alıyorum. Bu arada hep dediğim gibi başka ipler de kullanabilirsiniz. Araya başka renkler, mesela şuralara başka renkler katabilirsiniz. Ben bunu beyazla yapacağım. Merhaba Çakır. Merhaba. Sen sürtünecek tek yer kameraydı zaten. Evet, Çakır'ın hışmına uğradım ve döndüm. Hemen buradan bir dik sık iğne ile başladım. İki zincir çektim ve bir sık iğne daha yaptım. İlkini atlayacağım ve devamında sadece sık iğne yapacağım. Bütün sıra boyunca sık iğne yapacağım. Şuradaki ve sondaki köşeye yaptığımla beraber 33 tane sık iğnem olacak. Siz de bu şekilde yapın. Ve bütün sırayı bitirin. Görüşelim. Buraya artık çünkü tekrardan göstermiyorum. Oldukça kolay. Sona geldim. Şimdi ben burada görünmez bir bağlama yapmak istiyorum. Son ilmeğimden sonra ipimi kesip şöyle çıkardım buradan. Çünkü şurada görüyorsunuz. Belli oluyor bağladığım nokta. Burası da onun gibi böyle üstte kalacağı için belli olmasını istiyorum. Şuradan şöyle şu ilmeğin gözünden battım, buradan çıktım. İpimi bu tarafa geçirdim. Şimdi şu ilmeğin gözüne batacağım. Böyle. İpimi alacağım ve tekrar buradan geçireceğim. Böyle bir temiz bitirme
yapmış olduk. Hemen bir sonraki sıraya geçebiliriz. Yeniden içteki rengimi aldım. Hemen köşeye battım. Bir dik sık iğne, iki zincir ve bir tane daha. Şimdi buradaki bütün sık iğnelerin arkasından böyle batarak yarım trabzan yapacağız. Hiç atlamak vesaire yok. Daha önce yapmıştık zaten bunu, biliyorsunuz. Bütün sıra boyunca bunu yapacağız. Köşelerde bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne ve tekrar başladığımız yere gelene kadar devam edeceğiz. Bundan sonra da aynı iple devam edeceğiz tekrar bir sonraki sırada da. Bu şekilde tamamını yapın ve buluşalım. Bu sırayı da bitirdim. Hemen şöyle boşluğa geçiyorum. Buradan da başlayabilirsiniz, yani sıkıntı değil. 3 zincir çekip yukarı çıkarsınız. Hemen köşeye geçerek trabzan yaparak başlayabilirsiniz. Ama ben kafanız karışmasın diye ortadan başlıyorum. 3 zincir çektim. Ve aynı boşluğa bir trabzan daha yaptım. 2 zincir ve 2 trabzan daha. Hemen bu ilk trabzanı atlayacağım. Pardon, neydi? Yarım trabzan. Yok, sık iğne. Bunu atlıyorum, her neyse artık. Bir sonrakinden şöyle trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bütün sıra boyunca trabzan yapacağım. Bunu böyle yapıyorum. Ve köşeye geldiğimde de yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bitince görüşürüz. Bu sırada bitti. Tekrar boşluğa geçtim. 3 zincir çektim. Şuradan bu arada 3 zincirin üzerinden bağladım. Hemen bir trabzan daha yapıyorum yanına. 2 zincir ve bir trabzan. Tekrar bütün sıra boyunca trabzan yapacağım. Değişen tek şey, bu sefer şu ilk gözü de yapacağım. Şimdi bir alttaki sırada 38 tane trabzanım oldu. Buna 4 ekleyince 42. Demek ki bu sırada 42 tane trabzanım olması lazım. Bu şekilde bütün sırayı yapın. Köşelerde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve sonunda buluşalım. Motifimiz aslında burada bitti. Ama ben opsiyonel bir sıra daha ekleyeceğim. Hiç yapmak zorunda değilsiniz. Böyle kullanabilirsiniz bunu. Gördüğünüz gibi çok düzgün duruyor. Kullanılmaya hazır. Birleştirdiğinizde tertemiz böyle bir şey elde edeceksiniz. Battaniye elde edeceksiniz. Bazı modeller görüntü itibariyle çok güzel görünüyorlar. Ama yaptığınız zaman böyle bir yamuk yumuk oluyorlar. Yani tam hesaplanmamış oluyor şeyleri galiba. Ama Bow ve Tropical Delight dediğimiz hiç öyle değil. Çok hoş. Tığımı herhangi bir yerden başlayarak böyle gördüğünüz gibi soktum. Aldım bu ipi buradan. Buradan aldım. Burayı sık iğneyle de geçebilirsiniz. Böyle de geçebilirsiniz. İki sefer geçirdim ipimi. Hemen buraya battım. Bağladım. Ve bu şekilde şuradaki etkiyi yaratmak için tamamının etrafını böyle gideceğim. Bu arada bakın, bunda da
başka bir şey yapmıştım. Bunda arkasından yaptım aynı işlemi. Arka tarafından yaptım. Burada dikiş izi gibi bir iz oldu. Kenarlara geldiğimde de sık iğne yapmışım. Siz de sık iğne de yapabilirsiniz. Bu şekilde de geçebilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle arkasından da yapabilirsiniz. Ya da hiç yapmayabilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde devam edeceğim. Ve bu sırayı tamamlayacağım. Sonra görüşeceğiz. Ve bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi şu ipimi çektim. Şöyle çıkardım. Biraz önce yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Şuradan tığımı geçirdim. Siz bunu iğneyle de yapabilirsiniz. Daha kolay olabilir iğneyle. Ben tığla zorlayacağım şansımı. Bunu aldım. Buradan geçirdim önce. Sonra buradan batıyorum. Ve bunun da ortasına gireceğim. Şöyle ipimi tekrar aldım ve çektim. Böyle temiz bir bitiriş yaptım. Son kalan ipimi de çekeceğim ve modelin son halinde görüşeceğiz. İpimi temizledim. Motifim bitmiş oldu. Şöyle ölçüyorum. Yaklaşık 22 santim boyutlarında. Şöyle göstereyim. İpim Kartop Baby Natural'de söylemiştim herhalde. Daha ince bir ip kullanırsanız daha küçük olacaktır. Tabii ki. Diğer örneği de göstereyim. Bakın bunu böyle yaptığım için bu biraz hafif kıvrılır gibi oldu. Bunu tersten yapmıştım. Bu daha düz durdu. Dediğim gibi hiç yapmayabilirsiniz. Zaten birleştirdiğiniz zaman da iyice düzelecek. Bugünkü motifimiz de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Nasıl birleştireceğiz bunları diyorsanız hemen aşağıda açıklamalar bölümünde birbirinden farklı birleştirme videolarımı da bulabilirsiniz. Bu motifi yaptığınızda da benimle paylaşırsanız Instagram'dan, Şirin Örgücü hesabından beni de etiketlerseniz ya da bana fotoğraf olarak gönderirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Hepinize sevgiler.